Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, huzurevi yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerinin aylık ücretlerine %200 ile 400 arasında zam yaptı. Bu zamlar haklı olarak huzurevindekilerin huzurunu kaçırdı. Buradan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a sesleniyorum. Emekli maaşıyla zar zor geçinmeye çalışan yaşlılarımız bu artışı nasıl ödeyecek Sayın Bakan? Yaşlılarımız haklı olarak isyandalar. Bu fahiş fiyatları ödeyemeyenler ne yapsın? Sokakta mı yatıp kalkacaklar? Bize Türkiye'nin dört bir yanından sağanak gibi şikayetler yağıyor. Huzurevi sakinleri el insaf diyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde huzurevinde kalan bir kişi 12.500 TL maaş alıyorum. Yapılan zamla birlikte huzurevin ücreti 10.000 liraya yükseldi. Ben ne yapayım? Soruyorum size nasıl geçineceğim diyor haklı olarak. Gene İstanbul Sultan Gazi'den arayan bir yurttaşımız 2.500 lira ödüyordum. Şimdi huzurevin ücreti 4'e katlandı. 10.000 lira ödememi bekliyorlar. Bu nasıl zam diyerek isyan ediyor. Gene Adana huzurevinde kalan bir yurttaşımız bizi aradı ve dedi ki daha öncesinde kişi başı 4.600 lira olan ücret 13.600 liraya çıktı. Biz ne yiyeceğiz, ne içeceğiz diye sordu. Çünkü huzurevinde yemeklerin de yeteri kadar sağlıklı olmadığından bahsediliyor. Hatırlanacağı gibi 29 Ağustos 2024 tarihli resmi yazıda Eylül ayından itibaren zamlı tarifeye geçilmesi istendi. Dolayısıyla bakanlığın talimatından sonra 3.551 lira olan tek kişilik oda ücreti 10.652 liraya çıktı. 3.110 lira olan çift kişilik odanın kişi başı ücreti ise 9.331 liraya yükseldi. Ayrıca huzurevinde eşleriyle birlikte kalan yaşlarımız var. Süit oda fiyatı %360 arttı bu birlikte kalan yaşlı çiftler için. Yani 4.834 lira olan ücret 17.336 liraya çıktı. Çift kişilik süit odanın tek kişilik ücreti bile aylık 4.437 liradan 13.309 liraya yükseldi. 3 senedir Kütahya'da huzurevinde kalan bir teyzemiz bizi aradı ve dedi ki ben bu fiyatlarla çok zorlanıyorum. Huzurevine ödeyemediğim 3.000 liralık borcum için mahkemelik olmuştum. Şimdi ne yapayım ben sokakta mı yatayım dedi. Emekli maaşıyla hayatta kalamıyorum dedi, isyan etti. Gene İstanbul'dan arayan bir başka yurttaşımız, yaşlara bakmak devletin görevi değil midir? Biz nasıl geçineceğiz, bu fiyatları nasıl ödeyeceğiz diye sordu. Karaman'dan gene beni arayan bir teyzemiz, SSK emeklisiyim dedi ve bizlere zam yapılmadı maaşlarımıza ama huzurevine zam yapıldı. Biz bu zam sonrası ne yapacağız? Ödemeyi yapamadım. Sokakta mı yatıp kalkacağım bu yaştan sonra diye sordu. Gene Zonguldak'tan bize ulaşan bir büyüğümüz huzurevinde huzurumuz kaçtı dedi. Çanakkale Kepez'den arayan bir başka yurttaşımız da maaşımızın hepsi huzurevine gidiyor. Burada yemekler sağlıksız. Artık bizim için sebze meyve satın almak bir lüks oldu. Bir elmaya dahi muhtaç hale geldim. Karpuzun tadını hiç hatırlamıyorum. Karpuz nasıl bir meyveydi? Bunu bile hatırlamıyorum. Tadını unuttum dedi. Yani kısacası Türkiye'nin dört bir yanından aynı ses yükseliyor. Madem emekli maaşına zam yok, o halde huzur evlerine yapılan bu ücret artışlarını da geri çekin. Buradan Sayın Bakan'a sesleniyorum. Yaşlılarımızı ölüme terk etmeyin.